acaba ne iş yapıyordunuz? Ben eski bankacıyım. One More International isimli bir fırsatla tanıştım 3 yıl önce ve medikal alanda uluslararası arenada şu anda bir Türk firması olarak dünyada adımızı duyuruyoruz. Fırsatlar her zaman herkese gelmez. Çok şükür bize geldi. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet dostlar, gördüğünüz gibi muhteşem bir BMW. Sahibiyle zaten az önce tanıştık. Şimdi Ferhat Hocam, sizden çok kısaca biraz arabanın özelliklerinden bahsedelim. Sonra sizin özelliklerinizi alacağız. Tabii bu araba şu an Türkiye'de yaklaşık 30-40 tane var toplamda tüm Türkiye'de ve i4 serisi yeni çıkan bir araba, özel bir seri. Ortalama 450-500 kilometre yol yapıyor. Tamamen Of. elektrikli ve sıfırdan 100'e 5,6 saniyede çıkıyor. Gerçekten bir canavar diyebiliriz bu arabaya. Çok seri, çok atik ve tabii ki son teknoloji bir araba. Gerçekten One More International bize böyle bir fırsatı sundu. 3 yıl önce tanıştık. Çok şanslıyız. Hayallerimde olan şeyleri, hayallerim artık yaşıyorum. Çünkü maaşla böyle imkansız şeylere ulaşmamız çok zor. Ancak çok ciddi bir fırsat lazımdı. İşte orada karşımıza One More çıktı. Daha yolun başındayız. Çok çok insan hayatına dokunacağız. Bu da bize nasip oldu ve daha kimine nasip olacak. İnşallah o nasiple siz de yerinize alırsınız. One More'daysanız her şey mümkün arkadaşlar. Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Karşınızda ben Alişan Konyalı ve bildiğiniz gibi başarılı insanları sizler için ekran karşısına getiriyoruz ve bugünkü konuğumuz Ferhat Ensari, Çiçekburnu'nda Safir Master'ımız ve kendisiyle az önce şu arkada gördüğünüz canavarı bir test ettik. Muhteşem bir araba. Biliyorum hepinizin bir hayali var. Özellikle bir ev, bir araba hayali. Bu arabayı da birçoğunuz hayalini kuruyorsunuzdur ki benim de bir BMW sevdam var. İnşallah yakın zamanda bize de nasip olur. Ferhat Hocam, şimdi sizleri yakalamışken öncelikle biz şu anda Antalya'da liderlik kampındayız. Hatta efsaneler kampındayız ve Ferhat Bey'in harika eğitiminden sonra bugün kendisini bizzat yakalamışken birkaç tane özel soru soracağım. Tabii ki. Seve Önce seve. öncelikle bu arabayı kazanmak için neler yaptın abi? Vallahi tabii kolay olmadı demiyorum. Kolay Çok olmadı ama çalıştığını biliyorum çok abi. Arı gibi çalıştık. çalışıyorsun. 37 ay önce tanıştım OneMore firmasıyla. Eski bankacıyım bu arada. Evet, İktisat önemli. mezunuyum. Tabii öncelikle OneMore firmasındaki fırsatı gördükten sonra hem ürün hem iş anlamında hepsini böyle bir analiz ettikten sonra şu dedim. Zengin oldum. Çok Aa, önemli çünkü hem ürün hem iş hepsi uluslararası arada bir firma ve firma büyüyor. O büyüyen yapının içerisinde ben yapmam gerekenleri yaparsam bu firmanın kazanç sistemi benim istediğim o hayallere ulaştırabilir demiştim. 3 yıl önce başladık tabii. Birincisi inanmaktı. kesinlikle süper. Kesinlikle çok önemli bir şey aslında inanmak. Çünkü olmadan hiçbir şey olmuyor. Şimdi bir soru daha soracağım. Özellikle genç arkadaşlar için. Mesela şu anda hani yaş ve tecrübe anlamında ilerisin ama mesela çok geriye dönecek olsaydın mesela 18 yaşındaki Ferhat'a neler tavsiye ederdin? Valla çok heyecanlıydım gençken, çok enerjiktim ama çok hatalar yaptık tabii. Hatalarla bir yerlere geldik. Tabii ki kişisel anlamda kendime çok fazla yatırım yaptığımı düşünmüyorum gençken. Bir firmayla tanıştım, OneMore ve beni her geçen gün ileri götürüyor aldığımız eğitimlerle. Kendinize yatırım yapın arkadaşlar. 18 yaşında, 19 yaşında, 20 yaşında birçok şeyi öğrenebilirsiniz ve bunu öğrenebilecek bir fırsat var. Bize şu an nasip oldu. Çok ciddi eğitimler alıyoruz. Kişisel gelişim, kendimiz üzerine çalışıyoruz. Hayatla alakalı eğitimler alıyoruz. Ve bu sizi bu yolda çok çok daha iyi yerlere getirecek. Özellikle şu anda ülkemizin ve dünyanın genel konjonktürü belli. Şimdi Evet. birçok insan arkada gördüğümüz aracı hayal bile edemiyor. Yani bu ekonomik şartlarda dahi bu araçların ya da hayallerimizi gerçekleştirmenin hiçbir zaman geç olmadığını ben anlıyorum şahsen. Hani ben de projenin içerisindeyim. Neler yapabileceğimizi de biliyorum. Özellikle belki de umudunu kaybetmiş. Hani bu tür araçları, evleri hayal kurmaya bile bırakmış insanlara ne söylersin abi? Bence hayatta her şey mümkün arkadaşlar. Hiçbir zaman umudunuzu kaybetmeyin. Eğer siz bir şeyi istiyorsanız, inanıyorsanız mutlaka başarabilirsiniz. Tabii bunun için ne yapmanız lazım? Birincisi doğru bir fırsatı bulmanız lazım. Biz bulduk. One Evet. More International. İkincisi doğru insanlarla beraber çalışma yaparken benim tavsiyem şuydu. Hep hedef koydum kademe kademe. Yani önce şunu alayım, sonra bunu alayım. Onu yaptıktan sonra yeni bir hedef. O hedefe koşarken zaten başarıya ulaşıyorsunuz. Ve inanın yapacaksınız. Çünkü her şey sizle alakalı.
Evet, çok teşekkür ederim. Bence harika bir söyleşi oldu. Ben teşekkür ediyorum. Kısa ve Ayşe öz. kardeşim. Bir sonraki İnşallah videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. herkese arkadaki 3 milyon TL tutarındaki şu an Türkiye'de 30 tane bulunan i4 elektrikli araba daha Vay. güzelleri nasip olur diyorum. İnşallah. Görüşmek üzere Çok dostlar. sağ olun. Hoşça kalın.